Burada süreç şu, ya sonuçta scout ekiplerinin raporu ve teknik ekibin onayıyla iş gidiyor ve scout ekipleri de ülke futboluna uygun oyuncu profilinde hemen hemen aynı isimlere odaklanıyor. O yüzden aynı isimlerin sürekli farklı takımlara gündemde gelmesi de normal. Ama şu an için sadece Sörloth'ta bu geçerli herhalde. Gelecek gidecek oyuncularla ilgili var mı bilgin, bizimle paylaşacağın detaylar? Gideceklerle bir başlayalım istersen. Farklılık olsun. Ya şöyle o zaman başlayalım. Uğurcan Çakır'la başlayalım. Uğurcan Çakır için şu ana kadar gelen bir resmi teklif yok. Onu söyleyelim. Yani Trabzonspor bir resmi teklif beklentisi içerisinde. Oyuncu çünkü ayrılmak istediğini söyledi ve ayrılmak istediğini söylediği için taleplerin bundan sonraki süreçte artması bekleniyor. Ama şu ana kadar sadece menajerler üzerinde bir nabız yoklama söz konusu. Kulübe gelen herhangi bir resmi teklif durumu söz konusu değil. Resmi teklif gelirse muhtemelen yönetim Uğurcan Çakır'ı da düşünerek bu tekliflere hayır demeyecek. Yani rakama da bağlı olarak. Tabii düşük bütçeli bir teklif gelirse o zaman da evet diyecekler anlamına gelmemeli bu. Onun dışında savunma hattında Dansville ile ilgili sözleşme uzatma görüşmeleri devam ediyor şu an itibariyle. Ahmet Can Kaplan'a Almanya'dan teklif vardı. Yönetim kurulu teklifi yetersiz buldu. Biraz daha fiyatın artmasını istiyor. Eğer fiyat artarsa belki bir sonraki satıştan çok ciddi bir payla değerlendirilebilir. Sağ bek Bruno Pérez zaten hoca da açıkladı. Gitmeden önce teknik ekiple görüşüp 20 transfer yapmayın hocam döneceğim açıklamasını yaptı. Kendisini sağlam almaya çalışıyor ama oraya bir transfer yapılacak. Yani sağ bek bölgesine bir takviye yapma düşüncesinde kulüp. Orta sahada Berat'a bazı teklifler, ilgiler var. Yani bu rakamsal boyutta çok yüksek değil ama Süper Lig içerisinden ve Fransa'dan bir takımın oyuncuya ilgisi var. Wakeme'nin ayrılış mı, devam etme süreci mi henüz bir netlik kazanmadı. Orayla ilgili bir belirsizlik devam ediyor. Giannis Emedo'ya, Cornelius'a teklifler var. Dolayısıyla gelecek olanlar kadar gidecek olanları da çok fazlasıyla konuşacağımız bir gündem gibi gözüküyor ama şu an şu isim ayrılıyor derseniz yani kim ayrılacak? Fodekoyta kulüp bulması istenilen oyuncu. Flavio kulüp bul kendine denilen oyuncu. Diabete'ye Trabzonspor kulüp bul dedi. Yine Yunus Mallı kulüp bulması beklenen isimlerden bir tanesi. Murat Cem Akpınar teknik ekip bırakmak istemiyor ama oyuncu oynamak istediği için bir takıma gitmek istiyor. Çok taliplisi var. Murat Cem Akpınar'ın ayrılma ihtimali söz konusu. Yine Abdülkadir Parmak geçtiğimiz sezon kiralık olarak Kayserispor'daydı. Onun gelecek seneki planlamada yer alması beklenmiyor. Muhtemelen o da yol ayrılığında olacak bir isim olacak. Dolayısıyla bir 7-8 transfer, belki 9 transfer bekliyoruz ama görünen o ki bir 7-8-9 isim de ayrılacak gibi gözüküyor. Ya farkında mısın? Vakame'yi kaç aydan beri konuşuyoruz. Hala bir netlik yok. İbrahim Sağ sormuş. İyi yayınlar. Vakame'nin durumu ne? Anlaşma olmazsa yerine adaylar belli mi diyor. O konuda bir çalışma var mı? Dün görüşme yaptılar. Antonio Vakeme ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu bir araya geldiler ama bu görüşmeden de anlaşma çıkmadı. Yani Antonio Vakeme ile hala Trabzonspor sözleşme uzatamadı ve oyuncu şu an itibariyle serbest statüde ve istediği takımla görüşüp anlaşma hakkına sahip. Ama rakamsal olarak beklentisi ve rakamsaldan ziyade sözleşmenin süresiyle alakalı beklentisi noktasında anlaşma sağlanamıyor. Trabzonspor oyuncuya 2 yıl teklif ediyor opsiyonlu olarak. Vakeme'nin beklentisi 3 yıl. Burada bir anlaşmazlık var. Trabzonspor bonus ve imza parasıyla birlikte 2,5 teklif ediyor. Oyuncu 3 civarında bekliyor. Burada da bir anlaşmazlık durumu var. O yüzden şu an itibariyle hala bir ortak nokta bulunamadı. Oyuncu gitmedi. İstanbul'da tatilde ve son bir görüşme daha yapılması planlanıyor bu ayrılış sürecinden önce ve artık orada durum netlik kazanır diye bekliyoruz. Peki sen bize iki tane duyumla geldin herhalde. İzleyenler de çok soruyorlar. Fernando'yu bir konuşalım. Antalyaspor'un orta sahası gündeme gelmiş durumda. Hatta temaslar var mı? Hangi aşamaya geldi? Fiyat konuşuldu mu? Nedir son durum? Merak ediyorum. Fernando'dan başlayalım ama. Trabzonspor orta sahada teknik direktör Abdullah Avcı'nın deyimiyle bir deneyimli, tecrübeli isim, bir de dinamik, genç bir oyuncu transferi yapacak. Yani orta sahaya iki takviye yapmayı planlıyor Trabzonspor ve bu iki takviyeden birisinin Antalyaspor'dan Fernando olma ihtimali bulunuyor. Oyuncunun serbest kalma maddesi var sözleşmesinde. 750 bin avro civarında. Bu rakamı kullanıp oyuncuyu kadrosuna katma düşüncesinde Trabzonspor ama
Şöyle de bir durum var. Hem Hull City hem de Arap Ligi'nden oyuncuya çok ciddi teklifler var. Bunlara ek olarak Antalyaspor Kulübü de oyuncuya ücretinde iyileştirme yaparak yeni bir sözleşme teklif etti. Dolayısıyla burada Fernando'nun bir karar vermesi gerekecek. İşte geçen son yılı şampiyon olarak tamamlamış. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Trabzonspor'a mı gidecek? Yoksa Championship'se İngiltere'ye mi gidecek? Arabistan'a para için mi gidecek? Yoksa Antalya'da yeniden çıkış yakaladığı yerde mi kalacak? Bu bir karar aşaması oyuncu için. Bu kararı bekleniyor. 30 yaşında tecrübeli ve yarım sezonda Antalyaspor'daki performansı da gerçekten birçok kişiyi kendisine hayran bırakan bir görüntü ortaya koydu. O yüzden Fernando Trabzonspor'un transfer listesinde var ama transferi bitti bitiyor diyeceğimiz bir noktada değil, onu söyleyebilirim. Çünkü oyuncunun bir karar vermesi gerekiyor. Doğru. Yine İlerleyen günlerde daha net konuşacağız arkadaşlar. Gaziantep'ten Maximo olabilir mi demiş Özkan Mısır. Birkaç böyle oyuncu ismi vardı. Umut'u çok soruyorlar. Hepsini bir konuşalım. Gündemdeki isimler. Sol kanata Malatyaspor'la Münir söylentisi var. Bilginiz var mı demiş Ceyhun Can'da. Biraz yerli oyuncu havuzundan konuşalım. Sonra yabancılara geçeriz. yani şurada ben de çete bir yandan bakıyorum. Herhalde 50 tane farklı isim var şu anda. Var. Yani o kadar fazla transfer gündemi hareketliği var ki hangisi hakkında konuşacağız, ne yapacağız ben de bilmiyorum. Çünkü şöyle bir şey, ben burada hani listede desem bir anda bu paylaşılıp başka bir yere de gidecek. O yüzden bazı bilmediğim konularla ilgili yorum yapmayacağım. Öncelikle onu çok net söyleyeyim. Çünkü bu kadar ismi doğal olarak bilme şansım, takip etme şansım yok. Hani gündemde yoklar anlamına gelmemeli bu. Benim hepsiyle ilgili bilgi sahibi olma ihtimalim söz konusu değil. Maxim konusu da bunlardan bir tanesi. Hiç o konuda bir şey diyemeyeceğim Anladım. açıkçası. Umut Güneş'e gelecek olursak, teknik direktör Abdullah Avcı'nın orta saha için söylediği dinamik isimlerden bir tanesi o. Alanyaspor'da gerçekten çok iyi bir performans ortaya koydu. 36 maçta oynadı yanılmıyorsam ve oynadığı süre içerisinde de gerçekten takımına çok önemli katkılar yaptı. Oyunu iki yönlü oynamayı seven, defansif kabiliyetinin yanı sıra ofansif anlamda da hücum zenginliği üretebilen bir isim Umut ve genç bir oyuncu. Orta sahada çok ciddi bir rekabet seviyesini çıkaracaktır ve yerli kuralı noktasında da çok önemli bir hamle şansı tanıyacaktır Trabzonspor'a. Ama Antalyaspor'da dolayısıyla böyle bir oyuncuyu çok düşük rakamlara bırakma düşüncesinde değil. Ama Trabzonspor'la Antalyaspor son dönemde çok oyuncu alışverişi yapıyor. Daha doğrusu Trabzonspor Alanyaspor'dan çok oyuncu alıyor ve orada kurulan bir sıkı diyalog süreci var. Bunu da kullanarak bir şekilde Umut Güneş'i Trabzonspor kadrosuna katmak isteyecek. Ama tek alternatif değil Umut Güneş.